Şayet son konuşmacı olarak davet edilseydim emin olun konuşmayacaktım. Ama bir Maraş misyonuyla birlikte elbette 3-5 cümleyi sizlerle paylaşmak gibi bir zorunluluk var. Ve elbette büyük bir muhabbet var. Hepinizi saygıyla, sevgiyle öncelikle selamlıyorum. Efendim, evet, övünmek gibi olmasın. Kahramanmaraşlıyız, Kahramanmaraş'tayız. İstiklal Savaşı'na istikamet veren, İstiklal Savaşı'na istikamet veren, İstiklal Savaşı'na ruh ve mana katan dedem Sütçü İmam'ın yaşadığı topraklardayız. Malik-i Ejder'in, Hafız Ali Efendi'nin, Ulu Cami'nin şanlı imamı Rıdvan Hoca'nın, Mıllış Nuri'nin, Yörük Selim'in, Ali Sezai Efendi'nin, Aslan Bey'in topraklarındayız. Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'tan, işte bu Kahramanmaraş'tan Profesör Doktor Haydar Başbey'i, Bağımsız Türkiye Partisi'nin şanlı genel başkanını da sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kendilerini bu mukaddes topraklarda, inandığımız bu mukaddes topraklarda misafir etmenin şerefini ve onurunu yaşıyoruz. Bütün dava arkadaşlarına da, arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Onlara da hürmetlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı efendim arz ediyoruz. Efendim, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Bayramı ve yaklaşık bir ay kadar sonra 12 Şubat tarihinde, tam bir ay sonra Kahramanmaraş'ımızın düşman askerinden kurtuluşunu idrak edeceğiz. Çocukluğumuzdan hepimiz değil mi o tabloyu çok güzel, çok net bir şekilde hatırlarız. Biz 12 Şubat'ı gerçek bir bayram gibi kutlardık. Köyünden, kasabasından bazen onlarca gün evvel gelen, bir hafta evvel gelen, iki hafta evvel gelen yaşlı teyzeler, amcalar, gençler, çocuklar Kıbrıs meydanında toplanır. O meydanın etrafında günlerce önceden pozisyon alırlardı. Maraş ifadesiyle damlarda ateş yakılır. O gün 12 Şubat'taki çete bayramının geçit törenini izlemek üzere bütün insanlar Maraş'ta köylüsüyle, kasabalısıyla, yaşlısıyla, gençlisiyle buluşurlardı. O bayramda, o çete bayramında hepimiz hatırlarız bunu, bir temsil sahnelenirdi. Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca'ya atfen bir hutbe okunurdu orada. Hoca şöyle derdi: Fransız bayrağı şu gördüğünüz kalede durduğu müddetçe biz bu Ulu Cami'de cuma namazını kılmayız. Ardından tüm halk o Rıdvan Hoca'yı hissederek, o Rıdvan Hoca'yı yaşayarak elinde taşıyla, sopasıyla, tırnağıyla ne varsa Allah Allah diyerek o kaleye doğru hücum eder. Fransız bayrağı oradan iner, şanlı Türk bayrağı göndere çekilirdi. Biz aslında, biz işte bu çete bayramlarının kucağında büyümüş bir memleketin çocuklarıyız. Rıdvan Hoca'dan biz ölçü aldık. Sütçü İmam'dan yiğitliği öğrendik. Arslan Bey'den idareciliğin ve fedakarlığın ve cesaretin ne anlama geldiğini öğrendik. O çete bayramının ruhumuzda bıraktığı derin izlerle bütün dünyaya Kahramanmaraşlı olmanın farkını, gururunu ve izzeti nefsini üzerimizde taşıdık. Efendim, işte o 12 Şubat çete bayramı ile ilgili bir husus daha var, çok çarpıcıdır. Biz onu milli bayram diye de kutlamazdık. Bizim için aslında Ramazan bayramı, Kurban bayramı ya da çete bayramının arasında hiçbir fark yoktu. Ramazan bayramı neyse çete bayramı da oydu. Kurban bayramı neyse çete bayramı da oydu. Hatırlayın, Profesör Doktor Haydar Baş hocamın müthiş bir fitneyi bozan tespiti vardı. Demişlerdi ki kendileri, milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür. Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. İşte biz o çete bayramında dini bütünlüğümüzü milli bütünlüğümüz yapar, milli bütünlüğümüzü dini bütünlüğümüz yaparak o tezin hal olarak ispatını yaşardık. Şimdi
Şimdi Avrupa Birliği diye bir yalana bu ülkenin insanını teslim ettiler ve o şanlı çete bayramındaki Rıdvan Hoca'nın okuduğu hutbeyi kaldırdılar. Fransız diyorlar, İngiliz diyorlar artık bize düşman değil. Biz Avrupa Birliği'nin Haçlı medeniyetinin bir ayağında Hristiyanlık, bir ayağında Kudüs, bir ayağında Roma hukuku olan medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla o Fransız'a, o İngiliz'e karşı bir temsil verilemez. Rıdvan Hoca yer alamaz, Sütçü İmam yer alamaz dediler ve o çete bayramını iptal ettiler. O çete bayramını ortadan kaldırdılar. Bu millete bundan daha büyük yanlış yapılamaz. Bu millete bundan daha büyük kötülük de yapılamaz. Ben şimdi o çete bayramımı istiyorum. Başbakan bunu duymalı. Bu ülkenin yalana teslim Avrupa Birliği sürecinin sahte kahramanları bunu duymalı. Ben çete bayramımı istiyorum. Sütçü İmam'ı istiyorum. Rıdvan Hoca'yı istiyorum. O hutbeyi yeniden duymak istiyorum. Ben Oğlu Camii'de Fransız bayrağı oradan inmeden bu camide namaz kılınmaz diyen hutbeyle büyütmek istiyorum çocuklarımı. Biz o tarihlerde gavura gavur derdik. Şimdi bunu söyletmiyorlar bize. Eskiden Maraşlı Fransız askeri kaledeyken söyledim. Cuma namazı kılmazdı. Şimdi Alman askerleri başbakanın davetiyle Maraş kışlasında bırakıyor. Bırakınız öğleyi, cumayı, bunu dert etmemizi, konuşmamızı dahi mümkün olmaktan çıkardılar. 100 yıl önce bu toprakları işgal edenler, şimdi hükümetimizin resmi davetiyle, bu hükümetin resmi davetiyle Maraş'ın, Kahramanmaraş'ın topraklarında üstleniyorlar. Bu bir yalan, bu bir yalan ve sonuna kadar kuyruklu bir yalan. O Alman askerleri Esad'ın bataryalarına, füzelerine karşı mı bizi koruyacaklar? 2 tane batarya için 400 tane asker getirdiler. Dostlarım, arkadaşlarım burada söyledi. Maraş'ı Alman'ın, Amerika'nın, Johnny'nin, İsrail'in bal gibi üssü haline getirdiler. Hem de kanuni üssü haline getirdiler. Şimdi o askerler bu mukaddes toprakları çiğnemeye devam ediyorlar. Ve yalan söyleyerek buna devam ediyorlar. Hani siz 3 gün içerisinde Şam'a girecek kudretteydiniz. O zaman o basit, o zayıf, 3 gün içerisinde gireceğimiz, kendi topraklarına gireceğimiz Esad'a karşı mı bu füzeleri, bu bataryaları buraya yerleştiriyorsunuz? Yalan, bunun bir tek sebebi var. Türkiye'yi İsrail'in koruyucu ülkesi haline getirdiler. Bu toprakları İsrail'in bir ön cephesi haline dönüştürdüler. Ve bunu kendi kanuni imkanları içerisinde yapıyorlar. Onun için bunlara güvenemeyiz. Onlara göre çünkü İsrail dost, onlara göre Amerika dost, onlara göre Almanya dost, Hollanda dost, İmralı dost, PKK dost. Peki kim düşman? Bütün İslam ülkeleri bunlara düşman. Bakın şimdi, Irak düşman değil mi? İran düşman değil mi? Suriye düşman değil mi? Azerbaycan'a yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni satmaya kalktılar. Ne yaptılar? Orada bir referanduma gittiler ve dediler ki bu referandumdan hayır çıkarsa Kuzey Kıbrıs'ı tüm dünyaya tanıtacağız. Sonuç ne oldu? Yine Rum'a teslim etmenin, peşkeş geçmenin hesabı içerisinde buluyorlar. Kaldı ki siz eğer bu Kahramanmaraş'ın topraklarını Johnny'lerle koruyacaksanız, onların füzelerine koruyacaksanız, bırakınız gitsin o topraklar. O topraklar zaten bizim demek değildir. Değerli misafirler, değerli hemşehrilerim, meselenin özü şudur. Bunların koyunlarında gizli haç var. Kalbimizdeki imanı, ayağımızın altındaki vatanı çalmaya çalışıyorlar. Bize tuzak kuruyorlar. Buna vicdanlarımız evet der mi? Buna Sütçü İmam evet der miydi? Buna Rıdvan Hoca evet der miydi? Buna Haydar Hoca evet demiyor. O yüzden burada, o yüzden Kahramanmaraş'ta. Türkiye'nin sorunu maalesef değerli arkadaşlar, Kürt sorunu, Güneydoğu sorunu, Esad sorunu, Türk sorunu filan değildir. Türkiye'nin sorunu bir yönetim ve irade sorunudur.
Türkiye'nin bir tavra ihtiyacı var. Türkiye'nin Kürt'e, Türk'e, Çerkez'e baba gibi şefkat gösteren bir lidere ihtiyacı var. Baba evladı için kötülük düşünmez. Evlat da babasına ihanet etmez. Aksi akla ve ölçüye aykırıdır. O nedenle Türkiye iktidarını millileştirdiğinde, yani dini bütün, milliyeti bütün, dünü belli, bugünü belli, vizyonu belli Haydarbaşı kendisine lider seçtiğinde, kendi topraklarını korumak için Alman askerine ihtiyaç göstermeyecek, yalana da teslim olmayacaktır. Çünkü Haydarbaş'ın iktidar olması demek, bölgeyi karıştıranların ellerinin kırılması demektir. Dosta dost, düşmana düşman gibi davranmak demektir. Dostu düşman, düşmanı dost göstermek değildir. Haydarbaş kardeşlik demektir. Haydarbaş şefkat demektir. Haydarbaş merhamet demektir. Haydarbaş adalet demektir. Haydarbaş zenginlik demektir. Söyleyiniz lütfen, bu kavramlardan daha değerli ne var acaba? Putlaştırdıkları demokrasi hangi coğrafyaya sulh getirdi? Hangi coğrafyaya adalet ve zenginlik getirdi? Irak, Afganistan, Filistin, Pakistan'da demokrasinin bir bomba olup nasıl yağdığını hepimiz şahidiz. Dün dost tuttukların üzerine zaten bunlar işleri bitince nasıl sifonu çektiklerini de biliyoruz. Bu nedenle değerli misafirler, bu hükümet şu an bir açıklama yapmak zorundadır. Eğmeden bükmeden Allah için bir kere doğruyu söyle ey başbakan. İmralı ile neyin karşılığında pazarlık yapıyorsun? Pazarlık yaptığını biliyoruz. Sakın böyle bir şey yok deme. PKK ile görüştüğümü ispat edemezseniz şerefsizsiniz cümlesindeki gibi sakın boşa çıkarma kendini. İmralı ile neyin pazarlığını yapıyorsun? Dünyanın hiçbir yerinde, bakınız dünyanın hiçbir yerinde anayasal sistemini değiştirmek için terörle pazarlık yapılmaz. Eğer biz bir savaş yaptık ve kaybettik ve bunun sonucu olarak İmralı ile barış anlaşması imzalıyorsak bunu lütfen bize söyle. Yok eğer yorgunsanız çekilebilirsiniz. Başaramadınızsa çekilebilirsiniz. Bu ülkenin kardeşlik formülünü bilmiyorsanız biz yine sizi mazur görürüz. Çekilebilirsiniz. Ama lütfen İmralı'nın karar merciği olduğu savaş mağlubu 3. dünya ülkesi görüntüsüyle bizlere, bu mukaddes halka böyle muamele etmeyin. Yazık bize, yazık size ey başbakan. Bakınız muhataplarınız sizinle nasıl dalga geçiyor. BDP eş başkanı ne diyor? Terörden korkmuyorsan niçin masaya oturuyorsun diyor. Arkadaşım bahsetti Emre Bey. Ertuğrul Kürtçü ne diyor? Bizim iktidarımızda APO ev hapsine çıkamaz diyen başbakana ne cevap veriyor? Kale almaya değmez. Bir başbakanın 180 derece terse yattığı çok olay gördük. Bundan da döner. Umarız başbakanı İmralı ciddiye alıyordur. İşte değerli hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın terör karşısında 2.80 yere uzandığının resmi budur. Ayrıca değerli hemşehrilerim, bizim bu hükümete inanmamız için bir tane sebep söylesinler. Hatırlayalım, bunlar değil miydi kardinal huzurunda Avrupa Birliği'ne girdik diye imza atanlar? Bunlar değil miydi bu imzanın dönüşünde gündüz saatinde görgüsüzce havai fişekleri patlatıp Ankara'nın göbeğinde Avrupa Birliği'ni kutlayanlar? Beşar Esad'a bir aya kalmaz gider diyenler yine bunlar değil miydi? Bunlar bütün meselelerde yanlış yaptılar. Bütün tarihi konularda hata yaptılar. Şimdi bu hatalarıyla birlikte kalkmışlar APO'yla iş tutuyorlar. Bir milletin yaşayabileceği en büyük trajedi budur. Bin yıldır aynı evde yaşayan, aynı annenin emzirdiği, aynı babanın evlatlarına hayır siz kardeş değilsiniz, ayrılacaksınızı dayatıyorlar. Bu vicdansızlığın tarihi yazılsa yeminle söylüyorum, birinci sırayı alacak bir yanlış ve ihanettir. Ve emin olunuz ki Haçlı seferlerinden daha büyük bir tehlikedir. Sonuçları itibariyle Endülüs'ün düşmesi kadar mühimdir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması kadar da etkili olacaktır. Ve bunlar ne Türkler için ne de Kürt kardeşlerim için asla ve asla hayır rüyası görmüyorlar. Bunlar sadece ve sadece dışarının taleplerini yerine getiriyorlar. Bunlar kardeşliğin anayasasını yazmaya talip değiller. Bunlar ayrılığın anayasasını yazmaya talipler. Bu hükümet ve bu hükümette var olan ve bugün kamuoyunu teslim alan zihniyet terörü yenemez değerli hemşehrilerim. Onlar bize olsa olsa tıpkı bugün olduğu gibi terörün yenilmezliğini ispat etmeye çalışarak bizi İmralı'ya teslim ederler. APO'nun meselesiyle başbakanın meselesi bugün ortaya çıkmıştır ki bakış açısı aynıdır, meseleye bakış açısı aynıdır. Bunlar aynı tavanın balıkları olduğunu ispat ettiler. Bunlar aynı yerden talimat alıyorlar. Aynı zihinsel kodlara sahipler. Aynı kavramlarla konuşuyorlar. Ve bunu APO ifade etti. 5 yıl önce bakın ne dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını olumlu buluyorum. Başbakanın kullandığı kavramlar bana aittir. Demokratik Cumhuriyet tezini savunuyorum. Kültürel kimliklerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Var mı şimdi bu APO'nun başbakandan bir farkı? APO eşittir başbakan. Başbakan eşittir APO. Herkese yutturabilirler. Herkese yutturabilirler. Pensilvanya medyasıyla bunu süsleyebilirler. Bize ihanet edebilirler ama bize yutturamazlar. Bizden gerçeği saklayamazlar. Biz şimdi o başbakana APO ile birlikte aşık ile maşuka hayırlar diliyoruz. Dili tutulmuş muhalefete, milliyetçi muhalefete, kredi açan sol muhalefeti de sürecin suç ortakları olarak Rıdvan Hoca'nın duasının ışığında Kahramanmaraş'tan ilan ediyoruz. Bunların hepsi suçlu, hepsi suçlu. Değerli misafirler, değerli hemşehrilerim, sözlerimi noktalıyorum. Tarihi yanlışlarımızdan dönebiliriz. Yapılan tüm hataları telafi edebiliriz. Büyük bir devleti kendi kavram ve değerlerimizle, Rıdvan Hoca'yla, Sütçü İmam'la, Mıllış Nuri'yle, Aslan Bey'le birlikte yeniden kurarız. Madem ki Pandora'nın kutusunu açtılar, onlara fark yaratan değerlerimizle cevap verelim. Haydarbaş'ın fikirleriyle cevap verelim. Sütçü İmam'la cevap verelim. Mıllış Nuri'yle cevap verelim. Rıdvan Hoca'yla cevap verelim. Verelim ki anlasınlar Anya'yı Konya'yı. Onlar siz ayrısınız desinler. Onlar bize siz ayrısınız desinler. Biz saflarımızı daha da yakınlaştıralım. Problem böyle çözülecek. Ve son söz. Dünya küfür ile durur ey başbakan. Ama zulüm ile durmaz. Adaletsizliği adalet haline getirirseniz korkun. Kendi akıbetinizden korkun. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim.